bu ayak izleri de nereden çıktı? Aman tanrım, Crepe! Sen nasıl bu kadar kirlendin? Berbat durumdasın, yerleri de berbat etmişsin. Merhaba, işte geldim. Köpeğinizi temizleyecek o adam benim. Oh, yumuşacık ve sıcacık, şimdi temizlenme zamanı. Hadi gir bakalım küvete ufaklık. Bak, seni temizlemek için bu lastik fırçayı kullanacağım. Bunun en güzel tarafı köpek şampuanını içine koyabiliyorsun. Artık fırçalanmaya hazırız. Seni fırçalarken bir yandan da şampuan çıkıyor. Şu sabun köpeklerin kirleri nasıl temizlediğine bak. Oh, umarım Crepe iyidir. Fırçayla işimiz bitti. Şimdi ayakları temizleme zamanı. Crepe, çık ayağını bu tüpün içine sokman gerekiyor. İşte şimdi ayağın tertemiz oldu. Ve kendin de pırıl pırıl oldun tabii. Yaşasın. Hadi şimdi annenin kucağına dön. Eminim seni çok özlemiştir. Crepe'i temizlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ha? Oh, merhaba Crepe. Ne haber? Ah, sanırım dışarı çıkmak istiyorsun öyle mi? Peki. Ay canına, hey, dışarıda harika bir hava var. Dışarı çıkmak ikimize de iyi gelecek. Pekala, hazır mısın? Hadi o zaman gidelim. Crepe, hadi çıkıyoruz. Gitme zamanı. Hadi sene, dışarı çıkıyoruz tam istediğin gibi. İşe yaramıyor. O zaman bebek koşumunu kullanacağız. Ah, dışarısı çok güzel, muhteşem bir gün gerçekten. Bu harika bir fikirdi Crepe. Şimdi git etrafta biraz koştur. Ah, şu banka oturup oynamasını izleyeyim. Vay canına, şunun koşuşuna bak. Ne çok enerjisi var. İyi vakit geçirdiğine sevindim. Oh, selam. Sen uslu çocuk musun? Evet öylesin. Oh, işte yine gidiyor. Herhalde biraz daha koşmak istiyor. Ne? Oh, bir ne zaman yapmış? Harika. Çok berbat kokuyor. Bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir dakika, buldum. Bu çubuk işime yarayabilir. Hadi ama çubuk, bana yardım et. Sana gerçekten ihtiyacım var. Harika, çubuk işe yaramadı. Şimdi ben ne yapacağım? Oh, selam ufaklık. Döndün demek. Bu nedir böyle? Şuna bir bakayım. Ha? Bir mini kaka temizleyicisine benziyor. Çok zekisin oğlum. Bu tam da ihtiyacımız olan şey. Oh, işte oldu. Her şey temizlendi. Aferin sana oğlum. Bu da ne? Neler oldu burada? Üstelik sadece burada da değil, her yerde. Bütün bitkiler devrilmiş. Ah. Kitty, bunu senin yaptığını biliyorum. Hiç inkar etmeye çalışma. Neden etrafı böyle mahvettin? Sen çok yaramaz bir kedisin. Ah, şimdi bu dağınıklığı benim halletmem gerekecek. Belki de bu işi çorabımla halledebilirim. Bilemiyorum. Sanırım işe yarıyor. Bir dakika. Bu aslında aklıma harika bir fikir getirdi. Gerçi bunun için de çorabıma ihtiyacım olacak. Çorabı bu şekilde kıvırıyoruz. Tamam, sıra bir sonraki adımda. Bunun için biraz çim tohumuna ihtiyacımız olacak. Bir avuç yeterli. Tohumları çorabın içine koyuyoruz. Çorabı doldurduktan sonra ağzını bağlamak için bu lastik bandı kullanabiliriz. İşte gayet güzel oldu. Şimdi buna iki tane küçük göz ekliyoruz. Çok şirin oldu. Sonra çim tohumunun büyümesi için üstüne su döküyoruz. İşte küçük çimen çorabımız hazır. Yaşasın, Kitty de buna bayıldı. Güzel. Artık ev bitkileri yerine bu çimenleri çiğneyebilir. Hoşuna gittiğine çok sevindim. Sen çok tatlı bir kediciksin. Biraz temizlik yapma zamanı. Burası nedense çok tozlanıyor. Işıkları da unutmamak lazım. Onlar da çok fazla toz topluyorlar. Şimdi sıra kanepede. Her yerini güzelce temizlemem lazım. Al, bitkileri de halletmem lazım. Onlar da çok kolay tozlanıyorlar. Of, her yerde kedi tüyleri var. Üstelik her yeri sürekli temiz tutmaya çalışıyorum. Ah, Kitty. Bunu isteyerek yapmadığını biliyorum ama yine de... Son zamanlarda tüylerin gerçekten kontrolden çıktı. Şimdi seni güzelce fırçalamama izin ver. Bunun yardımı olur sanırım. Hadi dökülen tüylerini toplayalım bununla. Oo, hoşuna gidiyor demek. Çok iyi. Sen sadece uzanıp keyfine bak. Ben fırçalamaya devam ediyorum. İşte oldu. Oo, fırçanın üstündeki şu tüylere bak. Şimdi bu düğmeye basıyoruz ve bütün tüyleri topluyoruz. Vay canına, ne çok tüyün toplanmış Kitty. Şimdi bunu doğruca çöp kutusuna atıyoruz. İşte oldu. Bu iş bittiğine göre artık kendim de temizlemeye başlayabilirim. Bu kullanışlı küçük aleti sırf bu amaçla aldığım için çok mutluyum. Bu şeyi kıyafetlerimize sürüp bu şekilde fırçalıyoruz. Bu alet kıyafetlerime yapışan tüm kedi tüylerini kolaylıkla topluyor. Üstelik çok da iyi iş çıkarıyor. Bunu yapmak yapışkan bant kullanmaktan çok daha kolay. Üzerimden toplanan şu kedi tüylerine bak. İnanılmaz.
Şimdi sıra en iyi kısmında. Çubuğu kılıfına böyle geri sokuyoruz. Ve çubuğumuz temizlenip tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Yaşasın. Yay. Aa, ufaklık, sen çok tatlı bir kedisin. Şimdi kendimi temizlemem gerekiyor. Tüylerimdeki insan kokusundan kurtulmam lazım. Ben de kitabımı okumaya devam ediyorum. Hey, o elma da hiç fena gözükmüyor. Şundan bir iki diş alayım. Ha? Hadi ama, bana öyle bakıp durma Crab. Bana gerçekten bu elmadan biraz istediğini mi söylüyorsun? Onun yerine bu köpek bisküvisinden yemeğe ne dersin? Ne diyorsun? Çok iyi değil mi? Harika, bisküviyi sıkıcı buldu. Bu hiç olmadı şimdi. Peki bu çok eğlenceli oyuncağa ne dersin? Bu havucu kaldırıp bisküviyi deliğe sokuyoruz. Hadi bakalım Crab. Şimdi atıştırmalarını bulman gerekiyor. İşte bu. İnanılmaz koku alma duyun sayesinde şıp diye bisküviyi buldun. Ne oldu? Sana da mı masaj yapayım? Peki o zaman. Nasıl? Çok iyi geliyor değil mi? Sadece uslu çocuklar masajı hak ederler. Hey! Nereye koşuyor bu? Aa, su kabına gidiyor. Susamış olmalı. Ne tatlı bir oğlan. Artık ben de biraz dinlenebilirim sanırım. Vay canına, bu bilezik çok güzelmiş. Ne güzel parlıyor. Ha? Oh, kitticiğim, çok tatlısın. Gel buraya. Anne seni şöyle bir kucaklasın. Bak, sana oynaman için eğlenceli bir yeni oyuncak aldım. Çok şirin değil mi? Bunu sadece duvara asıyoruz ve kapağını açıyoruz. İşte yeni oyuncağın hazır. Evet, işte öyle. Topla böyle oynuyorsun. Sen çok zeki bir oğlansın. Ben de şimdi dergime geri dönebilirim. Ha? Olamaz. Görünüşe bakılırsa yeni oyuncağımdan hemen sıkılmış. Sanırım onun için bu yeni oyuncağı da çıkarmam gerekecek. Bu yeni tırmalama direğine bayılacağına eminim. Şuraya koyayım da ufaklık kolaylıkla bulsun. Şimdi de en sevdiği oyuncağını elimize bir alalım. Ufaklık bu şeyi kovalamaya bayılıyor. Üstelik bununla oynamak benim için de eğlenceli. Kitty bak, seninle oynamaya kim geliyor? İşte böyle. Şimdi onu yeni tırmalama direğine kadar takip et. Yaşasın, işe yaradı. Direğin yanına geldi. Ufaklık yeni tırmalama direğini kontrol ediyor. Harika, bayıldı yeni direğine. Tam düşündüğüm gibi oldu. Ben çok iyi bir kedi annesiyim. O şımarık bir oğlan ama bence bunu hak ediyor. Şimdi nerede kalmıştım ben? Pekala, güneş gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın? Harika birer güvenlik görevlisi olacağız. Aha, affedersiniz, geçebilir miyim? Aman tanrım, geliyor işte. Buraya doğru yürüyor. Hemen kameralarınızı ve mikrofonlarınızı hazırlayın. Bu fırsatı kaçırmayınız. Buradayız. Sana bir soru sorabilir miyiz? Buradayız. Ay, hiç beklemiyordum. Beni burada mı buldunuz? Sanırım manşetler için biraz poz verebilirim. Bir saniye. Burada neler oluyor? Evet, bize tasmandan biraz bahseder misin? Kahvaltıda nasıl mamalar yemeyi seviyorsun? Bizim için bir havlar mısın? Ne? Köpeğim mi? Pekala, anlaştık. Sonra görüşürüz. Güle güle. Armani, çok mu sıcak oldu? Nefes nefese kalmışsın. Ah, amanın, resmen yanıyorsun. Yavrucuğum hastalanmış, yardıma ihtiyacım var. Alo, evet Armani'ciğim çok hasta. Merhaba Bayan Betty, köpeğiniz Armani'nin hastalandığını duydum. Biraz daha yakından bakabilir miyim? Gel bakalım Armani'cik. Yat bakalım, aferin sana. Parmaklarımı kütlettikten sonra hazırım. Pekala Armani'cik, bakalım neyin varmış? Aman tanrım, aman onun nesi var doktor? Kulakları temiz ve sorunsuz görünüyor, çok şirin. Üstelik çok da pufuduk. Devam edelim. Dolu bir midesi var, yani karnı aç değil. Şimdi stetoskopumla ciğerlerini ve kalbini dinleyeceğim. Ay eyvah, durumu o kadar ciddi mi? Burada sorun yok, burada da buldum. Affedersin Armani, şimdi karnına biraz masaj yapacağım. Pekala kıpırdama. Armani, yapacak çok işim var. Gerginliği azaltmak için arka bacağını esneteceğim. Olamaz, bu çok ciddi görünüyor. Hadi ama Armani, başarabilirsin, sana inanıyorum. Amanın, bu çok iğrenç. Yüzümün her yerine bulaştı mı? İşte emeğinizin karşılığı olarak bunu kabul edin. Teşekkürler ama seni bir daha görmek istemiyorum. Canım Armani'm, iyileştiğine çok sevindim. Aferin benim canım oğluma, ne şirinsin sen.
Buraya birkaç fırça darbesi. Ah, olamaz. Armani, yanlışlıkla kuyruğunu boyadım. Ah, İnanamıyorum. Buyurun Bayan Betty. Aman tanrım, ey Betty. Armani gel. Hadi seni temizleyelim. Ah, ne kadar çok şivava var. Selam, acil bir temizlik durumu var. Armani kuyruğu pembeye boyanmış. Ay, ne kadar şirin bir köpek. Şu yüze bakar mısın? Pekala Armani. Hadi havuza atla. Seni güzelce yıkayalım. Ne kadar akıllısın sen. Tanrım, bu işe yaramıyor. Haklısın, hortum bulmaya gidiyorum. İşimize yarayacaktır. İşte burada. Üstelik banyo yapmaktan hiç korkmuyor. Pekala, bu kadar su yeter. Şimdi tüylerini şampuanlayalım. Patilerine masaj yapmayı unutma. Aferin Armani. İyice silkelen bakalım. Şimdi de seni kurulayalım. Islak ıslak gezmek istemezsin. İşte oldu. Kendini nasıl hissediyorsun Armani? Artık ıslak değilsin. Sen yüzünü kurula, ben de yanaklarını masaj yapayım. Evet, harika. Kendini iyi hissediyor musun Armani? Kaslarını gevşet ve masaj yapmama izin ver. Sırada boyun masajı var. Tasmayla gezmek boynunu yormuş olmalı. Bacaklarının arkasındaki tüyleri taramayı unutma. Biraz da tırnaklarını törpüleyelim. Armani, canım benim. Anneciğin seni almaya geldi. Bu da ne böyle? Bunu yaptığına inanamıyorum. Benim Armani bir dünya markası ve o şekilde davranılmayı hak ediyor. Emredersiniz hanımefendi. Ah, işte oldu. Altın papyon ve tacı çok yakıştı. Tıpkı hak ettiği gibi. Hadi gidelim Armani. Annenin yapacak işleri var. Oh, bu zor oldu. Tamam. Sanırım her şey hazır. Hazır mısın? Hadi bakalım Speedy. Kim daha hızlı koşuyormuş görelim. Kaybedeceksin. Yerine. Hazır. Başla. Bu çok kolaydı. Kolaysa yakala beni. Hadi Speedy, çabuk ol. Başım dönüyor. Uf. Speedy, olamaz. Kaybediyorum. İyi misin tatlım? Dizlerimi yaraladım. Annen şimdi iyileştirecek. Yara bantım var. Ay, acıyor. Bunu sevmedim anne. Çok sıkıcı. Yapabileceğim bir şey olmalı. Aa, buldum. Gel bakayım Speedy. Neymiş? Bu harika bir fikir. Yara bantlarını daha eğlenceli hale getir. Yara bantının üzerine kalemle resim yap. En sevdiğin karakteri veya ev hayvanını çiz. Renklendirmek için boya kullan. Çok sevimli görünüyor. Bu ufaklık tanıdık geliyor mu? Bak bende ne var. Hadi tekrar deneyelim. Bu nasıl tatlım? Oh, buna bayıldım anne. Sanırım tüm yara berelerim kaplandı. Bence biraz daha dikkatli olmalısın. Mesela Speedy ile yarış yapmayı bırak. Akşam yemeğine evde olurum. Sen de uslu çocuk ol, tamam mı? Bye bye. Beni böyle nasıl bırakıp gider? Bu ihanetin bedelini ödemeli. Güle güle yastık. Hiç sanmıyorum. Görüşürüz. Buraya ne olmuş? Sadece 2 saatliğine gitmiştim. Sana uslu durmanı söylediğimi sanıyordum. 99, 100. Mükemmel. Mükemmel görünüyorum, ha? Aa, nihayet dönmüşsün. Ah, neyse, tek parça halinde dönebildim. Koş bakalım Smokey. Ama patilerin, yo. Felaket geliyorum diyor. Smokey, yapma. Sanırım hiçbir yere gitmiyorum. Bana ne yaptığına bak şunun. Çok üzgünüm Eva. Yapabileceğim bir şey olmalı. Aslında harika bir fikrim var. Sönmüş bir balonun ağız kısmını kes. Sonra alt kısmını köpeğin patisine geçir. Mükemmel. Hanimiş benim oğlum. Artık ortalığı kirletmeden sevgini gösterebilirsin. Çok da sevimli oldular değil mi? Yeni bir gün, yine köpecik için mama vakti. Ah, Ronnie! Nerede ki? Eminim saklanıyordur. Neredesin oğlum?
Bunun altında değil. Yine çamaşırların altında mı? Belki dışarıda oynuyordur. Yok. Nereye gitti bu Ronnie? Tüylerden bir iz görüyorum. Ve doğruca dolaba gidiyor. Hey! Aha! İşte Ronnie. Biliyordum. Burada mı kaldın? Neredeyse günün en sevdiğin bölümünü kaçıracaktın. Kabına en sevdiğin mamalardan bol bol koydum. Aa! Amanın! Şu tüylere bak! Bu köpek deli gibi tüy döküyor. Her yeri kaplamış. Bütün elbiseleri mahvolmuş. Hemen bunu açıkla Ronnie. Gel buraya Ronnie. Seni hemen fırçalamalıyım. Hala nasıl kel kalmadın anlamıyorum. Berbat şu tüylere bak. Şimdiden fırçayı temizlemek gerekiyor. Ya da onu daha etkili şekle sokabilirim. Fırçayı sıkıca tut ve kılların üstüne bir naylon çorap geçir. Sonra parmaklarına bastır. Artık köpeğini tarayınca kaplamayı kaldırır ve bütün tüylerden kurtulursun. Yeni gibi. Artık tüylerle kaplanmadan seni mıncıklayabilirim. Kürk topuma bayılıyorum. Oh, başardım. Dışarı çık bakalım prensesi pek bıyık. Seni gizlice sinemaya soktum. İyi ki seni yanımda getirebildim. Pardon. Sinemaya evcil hayvan sokmak yasaktır. Of. İşte gösteri için biletim. Hey, uyuyor musunuz? Ah, işte biletim. Ah, hey, onu içeri sokamazsınız. Evcil hayvan sokmak yasak. Ah, ama o evcil hayvan değil ki. Ah. Vay canına, bir böcek yüzünden bayılacağını ummazdım. Sıradaki. Pekala, gösteri izleme zamanı. Selam. Başının üstünde de ne var öyle? Sanırım bir şey değildir. Kıpırdadığını gördüğüme eminim. Başınızın üstündeki ne acaba? Ah, bir saç bantı. Ha, öyle diyorsanız. Ah, buyurun. Evet, tam zamanında yetiştim. Ah, olamaz. Charlotte nereye gitti? Yerde bir örümcek var. Ah, olamaz, beni yakaladı. İmdat, yardım edin. Ah, işte biletim. Çok havalı, burada bir örümceğin çalıştığını bilmiyordum. Ah, olamaz, geri döndü. Oh, ne muhteşemsin. Sen çok tatlı bir köpeksin. Ne? Yağmur mu yağıyor? Of, artık yürüyüşe çıkamayız. Üzülme oğlum. O iş bende. Hep hazırlıklı gelirim zaten. Bu bizi kuru tutacak. Yağmur geçene kadar burada bekleyeceğiz. Şu yüze bak. Biliyorum oğlum ama bir yere gidemeyiz. Tabii köpek şemsiyesini kullanırsam başka... Zinciri tasmana bağlıyoruz. Sonra şemsiyeyi açıyoruz. Şimdi yürüyüşe çıkabiliriz. Artık sen de ıslanmayacaksın. İki bilet lütfen. Yoksa dört mü demek istediniz? Yani sonuçta onlar da aileden. Onlar da film izlemek için geldi. Köpeklerle ilgili olan filmi. Ama içeri giremezler. Şu şirinliğe nasıl hayır diyebilirsiniz? Ya dediğim gibi. Hadi gidin şimdi buradan. Vay canına, şu tuhaf kıyafete baksana. Bir dakika. İyi seyirler. Bu da kim böyle? Hadi geçin içeri. Öf ya.
İki bilet lütfen. Dans ederek içeri girebilir miyim? Elbette yapabilirsiniz. Bu iş bir harika. İçeri buyurun bayım. Vay canına, bu insanlar çok eğlenceli. Az daha unutuyordum. Hemen günlük sporumu yapmalıyım. Bu çok kolay oldu. Oh, ufaklıklar, çıkın dışarı bakalım. Onları evde bıraktığımızı düşünebiliyor musun? Bu filmde ödül maması olsa iyi olur. Bazıları köpek sever ama ben örümcekleri tercih ediyorum. Bir bilet lütfen. Topumla girebilir miyim? Aman tanrım. Oh! Bu kıza nesi var böyle? Benim mi? Sakin olun, işte biletim. Örümcek hepimizi canlı canlı yiyecek. Cidden mi? Zehirli mi bu? Dışarı çık hemen. Öf ya. Aferin oğluşuma. İnsanlar ne kadar tuhaf. Topunu bırakmış. İşte bu. Hey, bu filmi uzun zamandır bekliyordum. Yaşasın sinema. Filmlere bayılırım gerçekten. Peki ya sen? Ay. Aha, içeri geçin. Ay, acaba duymuş mudur? Utanç verici. Ah, işe yaradığına inanamıyorum. Artık dışarı çıkabilirsin ufaklık. Bu filme bayılacaksın. Bu kitap muhteşemdi. Umarım filmi de bu kadar güzeldir. Olamaz. Ama seni götüremem ki. Yoksa götürebilir miyim? Ha, bakalım hele. Bir bilet lütfen. Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Ne çok spor yapmışsın öyle. Benim kollarım bile bu kadar kaslı değil. Bu işte bir biteni var. Ha, burada ne varmış? Bir köpek mi? Beni atlatabileceğini mi sandın? Çık dışarı! Çık dışarı hemen! Afiyet olsun. Umarım güzel bir şeyler bulurum. Bir bakalım. Çikolata mı alayım yoksa cips mi? Bir dakika, işte bu. Sadece bu kaba ihtiyacım var. Oh yeah. Oh. Pardon. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Evcil hayvanınız yok sanırım. Bu çok tuhaftı. Hey Rufus, artık çıkarı çıkabilirsin dostum. Ya ne tatlıymış. Tam orada durun bakalım. Yanınızda hayvan yoktur umarım. Aha, hayır hayır, hiçbir şey yok. İyi, biletiniz lütfen. Bir saniye. O da kim? Vay canına, çok havalıymış. Biletim. Vücut mu çalışmış, ne yapmış? Çekileyim bari. İsterseniz önden geçebilirsiniz. Vay canına. Nasıl yardımcı olabilirim? İşte biletim. Teşekkürler. Sıradaki. Ben mi? Ama biletimi zaten aldınız ya. Bakın, parçaları ayırdınız. Ay, deneme. Ama bilet yoksa sinemada yok. Hey, sen şuraya geç. Yeni kısa yer aç. Öf, neyse. Ben de filmi yalnız seyrederim. Pardon, arkadaşımı dışarıya çıkarayım da.
Selam Hamlet, seni sinemaya soktum. Ay, minik şirin bir hamster var. Bakabilir miyim lütfen? Aa, tabii buyurun. Çok sevimli ve sıcacık. Ne de yumuşacık. Harika şey. Vay canına, bir tane daha mı getirdiniz? Onu da bana verir misiniz lütfen? Hayır, Hamina bende kalacak. O en sevdiğim. Of ya, keşke benim de sevecek hamsterım olsaydı. Ah Hamina, ne minik ve şirinsin. Hey, hadi ikisini de bir araya getirelim. Çifte şirinlik. Bu izlediğim en güzel film. Ay bakın Hamlet nasıl temizleniyor. Evet, biletimi tekrar bir araya getirdim. Eyvah! Abici! Yo! Tamam. Yanınızda evcil hayvan falan yok değil mi? Hayır, çantama bakın isterseniz. Ah Elizabeth, ne komiksin. Ağlamaz. Hayvan sokmak yasakmış. Bir yolunu bulmalıyım. Tamam, tişörtümün içine saklan. Beni gıdıklıyorsun. Dolanıp durmayı bırak. Hey, yakalanacağız. Tamam, sizde sorun yok. Bilet lütfen. Ha, o ne yapıyor öyle? Hey, kes şunu. Ne tuhaf. Ama siz geçebilirsiniz. Ay merhaba, kusura bakmayın, heyecanlandım da. Dans etme hastalığınız falan mı var? Heyecanlanınca dans ederim de. Vay canına, aslında eğlenceli görünüyor. Dans etmeyi kim sevmez ki? Fırsat bu fırsat. Ah gitmiş. Çık bakalım. Elizabeth aferin. Hadi şimdi filmi izleyelim. Gel buraya Rover. Aferin sana. Sana lezzetli atıştırmalıklarım var. İşte böyle. Hmm, çok lezzetliler. Hadi hepsini ye. Of olamaz. Kotuma bak. Patilerin çok pismiş. Of sinir bozucu. Patilerini temizlememiz lazım. Sakin dur. Hareket etme. Yok, işe yaramıyor. Artık yeter, içeri giriyoruz. Dışarı böyle çıkamayız. Buna inanamıyorum. Sana ben ne dedim? Çamurda oynamak yok. Ha? O da nedir? En cici köpek kimmiş? Sensin. Ve bu çizmelerin de son moda. Tarzına bayılıyorum. Ha, hayat ne güzel. Bunlar olmadan ne yapardın? Her gün küvete girmen gerekirdi. Giyip çıkarması da çok kolay. Patilerini de tertemiz tutuyor. Vay canına, çok iyiymiş. Keşke senin de pabuçların olsa. Ama param yok. Üzgünüm. Nereye gidiyorsun? Oh, anladım. İyi düşünce. Balon varken pabuca ihtiyacımız yok tabii. Bu her şeyi çözebilir. Ben sensiz ne yapardım? Ben alayım şunları. Aklına hep iyi fikirler gelir zaten. Hadi o zaman. Balonların üst kısmını kesiyoruz. Güven bana, ne yaptığımı biliyorum. Şimdi balonları patilerine geçirebiliriz. İşte böyle. Çok da iyi uydu. Ama diğer patilerine de gidirmemiz lazım. İşte oldu. Kırmızı güzel oldu. Müthiş görünüyorsun. Yürüyüşe çıkalım. Hadi. Balonlar çok işe yarıyor. Şimdi nereye gidersen git patilerin temiz kalacak. Artık kirli ayak izleri olmayacak. Yani bu ne demek? Kotum artık kirlenmeyecek. Ne rahatlık ama. Çamaşır yıkamaktan kurtuldum. İşimiz bittiğinde balonları çıkaracağız. Ne harika bir fikir. Hadi eve dönelim.
Ah Mittens, çok güzelsin. Aynı benim gibi. Birbirimize çok yakışıyoruz. Bugün ne yapalım? Pırlantalı bir tasmaya ne dersin? Ya da sevdiğimiz restorandan sushi sipariş edebiliriz. Ne şanslısın. Bense hep temizlik yapıyorum. Seni bütün gün okşayabilirim. Oh, şu tüylere bak. Daha yeni manikür yaptırmıştım. İğrenç. Al şunları üstümden. Çok iğrenç. Hey, temizlikçi. Ben hizmetçinizim. Evet, bu konuda bir şeyler yapabilir misin? Tabii ki hanımefendi. Bakalım ne yapabileceğiz? Gel bakalım kedicik. Hadi korkma. Hiç sorun yok. Oh, saldırma sakın. Bir şey yapmıyor ki. Üzgünüm, korktum biraz. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Oh, sanırım ne yapacağımı biliyorum. Spa günü nasıl mesela? Ne düşünüyorsunuz? Oh, vay canına, bu harika. Teşekkürler bunun için. Merhaba, spa günü için gelmiştik. Oh, ne harika bir kedi. Siz kafede bekleyebilirsiniz. Ben onunla ilgileneceğim. Burası güzelmiş. Şuraya oturayım. Selam. Hadi başlayalım. Bu hoşuna gidecek. Önce bir gevşemen lazım. Bununla kendini harika hissedeceksin. Bu nasıl? Sırada ne var? Aa evet, manikür. Vay canına, tırnakların ne güzel. Çok şanslısın. Bu kadar yeter. Şimdi sıra masajda. Kedi masajını Nepal'de bir tapınakta öğrendim. Bu bütün gerginliğini alacak çok eski bir tekniktir. Stresin eriyip gittiğini hissedeceksin. İyi geliyor mu? Sert yapmıyorum değil mi? Çok yararlı bir şey bu. Gözlerindeki şişkinlikler ve koyu renkli halkalar tamamen yok olacak. Yani sende yok öyle bir şey tabii. Sen çok güzelsin. Hadi şimdi tüylerini bir toparlayalım. Kimse uçuşan tüyleri sevmez. Bu tüyleri yumuşatıp dökülenleri toplayacak. Keşke insanlar için de olsa. İşte böyle. Güzelce gevşe bakalım. Hadi istersen biraz kestir. Aferin sana. Neredeyse bitirdik. Aa, vay canına, şu tüylere bak. Şu tuşa bastığında da tüyler hemen fırçadan ayrılıyor. Oh, buna cidden çok ihtiyacın varmış. Bu olmasa ne yapardım? Peki biraz süslesek seni? Bu kurdele gözlerine tam uyuyor. Eminim annen buna bayılacak. Vay canına, çok güzel oldu. Şöyle bir fiyonk da yapalım. İşte bu, işimiz bitti. Oh, az kalsın unutuyordum. Bu tüyleri böyle etrafta bırakamam. Oh, işte annecin de geliyor. Çok teşekkür ederim, bunu hak ettiniz. İşin bu kısmını çok seviyorum. İşte kediniz de burada. Onunla çalışmak bir zevkti. Oh Mittens, seni özledim. Harika görünüyorsun. Pırıl pırıl parlamışsın. Bu da sizin, kedinizin tüyleri. Ne? Şaka mı bu? İşte mutlu bir müşteri daha. Bu son, sürekli açıklayıp duramam. Hazır mısın? Tamam, o zaman ödülün bu bardağın altında. Anladın mı? Onu bulman lazım. Şimdi dikkatini buraya ver. Acaba hangi bardağın altında? Bil bakalım. Birini seçmen lazım. Bakalım şanslı mısın? Aferin sana. Ama diğer bardağı seçseydin bir sürü ödül maması vardı. Çok şapşalsın. Yüzünü bir görsen. Bütün gün bunu izleyebilirim. Ama o zaman zavallı Smokey ne yapacak? Ne yapmak istersin? Ay, eminim oyun oynamak istiyorsundur. Hadi. Bak Smokey, yakala. Hayır mı? Bu oyuncağı istemedin mi? Ya bunu? En sevdiğin top. İstemiyor musun? Üzüldüm ama. Tek istediği bu atıştırmalıklar değil mi oğlum? O zaman ne yapmam gerektiğini buldum. Smokey ödül mamalarını seviyor. Özellikle de oyuncaklarla birleşince. Topa bir kesik at. Sık ve köpeğin en sevdiği ödül mamasından içine koy. Bu onu bir süre oyalar. İşte bitti. Hazır mısın?
Bak senin için ne var. Yakala. İşe yarıyor. Eminim mamaların kokusunu alıyordur. Bir sürü oynar. Hem de güzelce eğlenir. Bu ev ödevi düşündüğümden daha zormuş. Ne haber kızım? Ödevimin üstüne atlama, tamam mı? Eva, eşyalarımı rahat bırak, tamam mı? Burası yasak. Ah Eva, ne tatlısın. Seni sonra seveceğim, tamam mı? Şimdi yatağa yat. Sonra görüşürüz. Şimdi dışarıdadır. Dışarı çıkmamı mı istiyorsun? Peki. Nihayet biraz huzur ve sessizlik. Aa, sanırım bunu biliyorum. Ah, ne oldu? Eyvah! Eyvah! Bir dakika, onu dışarıda bırakmıştım. Eyvah, neredesin kızım? Oh, hayır. Ya kaçtıysa? Onu bulmalıyım. Eva'mı gördün mü? Yine de teşekkürler. Bir dakika. Bu kediyi gördün mü? Of. Hey, bu kediciyi tanıdın mı? Hayır, o gri. Sağ ol. O minik bıyıklarını özlüyorum. Herhalde o da beni özlüyordur. Tatlı kızım. Ashley. Ne istiyor ki acaba? Alo? Onu buldun mu? Ah! Bebek kızımı bulmuşsun. Onu güvende tutun için çok teşekkürler. Hadi artık eve gidelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi eve dönelim, tamam mı? Böyle bir şey hazırlıklı olmak için tutkal tabancasıyla bir künye hazırla. Numaranı üstüne yaz. Sonra da sıcak silikonla iyice kapla. Üstüne mumlu kağıtla bastırıp yassıl. Kuruyunca silikonun fazlasını kes ve işte hazır. Artık bir künyen var. Böylece evin yolunu bulabileceksin. Bunlardan görmüşsündür. Bu seni her zaman koruyacak. Seni seviyorum. Of, elimdeki bu kadar mı? Sanırım bu yeterli olmayacak. Bir işe ihtiyacım var. Sanırım köpek bakıcısı olabilirim. Galiba başka seçeneğim yok. Başvursam iyi olur. Oh, çok huzursuzum. Umarım köpek ısırmaz. Merhaba. Köpeğinize bakmaya geldim. Aa, selam ufaklık. Bu hayatımın gururu ve neşesi. Ona iyi bak, tamam mı? Ah, birlikte çok eğleneceğiz. Ben bir saate dönerim. Bu kadar yeterlidir herhalde. Teşekkürler. Sen de uslu dur, minik canavarım. Sonra görüşürüz. Seni tanımak için sabırsızlanıyorum. Çabucak çok iyi arkadaş olacağız. Bu saç sana çok yakıştı. Çok güzel. Ve vals böyle yapılır. Veda bile edemediler. Ah, ne acı. Hey, sanırım annen arıyor. Selam canım, ben hala işteyim. Bana bir resim yollayabilir misin? Tabii, hemen yollarım. Hop. Gülümse. Biraz buraya döner misin? Ah, bu iyi olmadı. Ona bunu yollayamam. Aa, bu yüz tam fotoğraflı. Kıpırdama. Bekle, hayır. Bu imkansız. Köpekler peynir sever değil mi? Buldum. Buraya bak. Gördün mü? Evet, çok işe yaradı. Ay bebeğim, ne mutlu görünüyor. Usta çocuk. Ve çabaların için bir atıştırmalık.
Armani. Anneciğin senin için yeni bir ödül kurabiyesi aldı. Al bakalım, umarım beğenirsin. Afiyet olsun, bunu hak ettin. O kadar akıllı durdun ki bir taneyi daha hak ettin. Anneciğinin küçük meleği, seni çok seviyorum. Hadi biraz karnını sevelim. Bir dakika, neler oluyor? Bu da ne? Yoksa sen kilo mu aldın? Kocaman olmuşsun. Armani, buna inanamıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hemen bir uzmanı arayacağım. Alo, evet. Köpeğim Armani'yle ilgili acil bir durum yaşıyorum. Hiç merak etme tatlım. Annen her şeyi halledecek ama artık bisküvi yok. Merhaba. Şimdi seni ince, güçlü ve zinde hale getireceğiz. Hadi ayağa kalkalım da antrenmana başlayalım. Kim? Ben mi? Hayır, hayır. Bu Armani için. Ne? Köpek mi? Armani mi? Aa, bilemiyorum. Paranı almak istiyorsan da onunla ilgilenirsin. Daha önce hiçbir köpekle çalışmamıştım. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. 1, 2, 3. Biraz squat yapmaya ne dersin? Kaslarını çok güçlendirir. Ne dersin Armani? Bunu başarabilir misin? Hey, neden spor yapmıyorsun? Dinlenmek yasak. Hadi ama annen seni forma sokmam için bana para ödüyor. Belki de başka bir şeyle başlarsak daha iyi olur. Bu dumbbellları kaldırırsan kas yapar ve güçlenirsin. Birkaç tekrar yap ve kendini nasıl hissettiğine bak. Armani, dumbbell'ı kaldırmaya bile çalışmayacak mısın? Peki, hula hoop'a ne dersin? Çok eğlenceli olabilir. İşte böyle, müthiş bir spor. Pekala, sen denemek ister misin? Pekala, ayağa kalk bir çevirmeye başla. Armani, denemiyorsun bile. Şişko ve tembelsin, böyle yapmaya devam edersen değişemezsin, kötü köpek. Hayır, beni kovalamayı bırak Armani. Kötü köpek, otur, bekle, yere yat. Kaçacak başka yerim kalmadı. Selam, ben döndüm. Armani ile yaptığınız egzersizi bitirdiniz mi? Aferin, artık her gün gelmeni isteyebilirim. Hayatta olmaz, bunu yapmamın imkanı yok. Artık ödememi alabilir miyim? Pekala, ne kadardı acaba? Hepsi kadardı. Hatta bunları da alayım. Ben gidiyorum. Ne zor biri. Armani'nin oyun oynama zamanı gelmiş. Oldukça eğleniyor gibi görünüyor. Haberler her gün daha ilginç görünüyor. Bu da ne? Burada neler oldu böyle? Her yer darmadağın olmuş. Armani, bunu senin yaptığını biliyorum. Ne kadar yaramazsın sen. Şimdi her yeri temizlemek zorundayım. Bunu görüyor musun? Armani, ağır topları devreye sokma zamanı. Doğru duydun, en sevdiğin fırça. Bu dağınıklığı başka türlü toparlayamam. Bence bir ders almanın zamanı geldi. Doğru duydun, artık kendi dağınıklıklarını kendin toplamayı öğrenmelisin. Armani, beni duyuyor musun? Hey, nereye gittiğini sanıyorsun? Arkanı dönüp gitme öyle. Ağzındaki şey dene. Bir oyuncak daha mı? Bunu ayıracak vaktimiz yok. Doğru duydun, temizlik zamanı. Gel bakalım, beni izle. Sana bunları nasıl temizleyeceğini göstereceğim. İşte böyle. Anladın mı? Anladığını sanmıyorum. Dur bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Armani'nin vücudunu kullanarak yeri temizleyebilirim. Önce buraya, sonra da buraya. Pekala, hadi buraya gel. Hadi Armani, temizlememe yardım et. Burada neler oluyor? Benim biricik yavruma ne yapıyorsun sen? Temizliği yapan kişi sen olmalıydın, anladın mı? Armani değil. Şimdi işin başına dön ve Armani'yi buna karıştırma. Şapka işinin başına dön ve Armani'yi bana karıştırma. Köpeğinin çok akıllı olduğunu sanıyor ama bu dağınıklığı o yaptı. Bununla uğraştığıma inanamıyorum. Neredeyse bitti. Bu eve ne dersin Armani? Aynısından yaptırabiliriz. Armani okuma bilmiyor ki, neden önünde bir dergi var? Şimdi güzel uzun bir duş alma zamanı. Sen misin? Kalk şu havluların üstünden. Onlar senin yatağın değil. Hadi yürü bakalım. Bu köpek önüne gelen her yerde uyuyor. Bunu kullanamam. Her yeri tüy olmuş. İğrenç. Ne gündü ama. Bir an evvel kendimi yatağa atayım. Cidden mi? Kötü köpek. İn oradan aşağı bakayım. Burası benim yatağım. Her yeri tüy olmuş. Ne çok tüy var. Bu tişörtten pek hoşlanmadım. Sanırım değişeceğim.
işi yani? Niye sürekli bunu yapıyorsun? Ama ben sana sürekli kızamam ki. Sen iyi bir köpeksin aslında. Sadece her yere tüy bırakmaktan vazgeçmelisin. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Bence bu işe yarayabilir. Düz bir yere eski bir sweatshirtünü koy. Sonra göğüs kısmını dik. Hey, bu işte bayağı iyisin. İpin fazlasını kes. Sonra bir yastığı alıp sweatshirtün içine sok. Daha sonra sweatshirtün altını dikip kapat. Bu bittiğinde boyun kısmından içini pamukla doldur. İç tarafın iyice dolmasına dikkat et. Aynı şeyi kollarda da yap. Kolu boylu boyunca doldur. Bu bittiğinde kol ağzına tutkal sür ve kolları birbirine yapıştır. İşte sana rahat bir köpek yatağı. Vay canına, bu harika oldu. Çok da rahat. Bunu buraya koyacağım. Hadi, sana çok rahat bir yatak yaptım. Çok güzel değil mi? Bugün çok özel bir gün. Pekala, başka yapacağım neler varmış? Ah, hala almam gereken bir hediye var. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Her şeyi mahvettim. Belki çabucak bir şey alabilirim. Sanırım mümkün değil. Aa, şuna bak. Çok güzelsin. Evet, öylesin. Bir şeyler yapmam lazım ama ne? Hey, şu tişörte bak. İyi görünüyor değil mi? Hayır, görünmüyor. Ciddi misin? Gözlerimi öne çıkardığını sanıyordum. Bir dakika. Ne var? Bir planım var. Hey! Sen bunu mu? Hiçbir şey görmedim. Ne isterse giyer. Bu mükemmel. Masaya karı bir karton koy. Köşelerini delmek için bir tornavida kullan. Sonra deliklerden bunun gibi metal bir tel geçir. Teli bantla yerine sabitle. Ortasını da bantla sabitle. Metal çerçevenin üstüne bir tişört geçir. Ve yerine güzelce yerleştir. Kollarını içe katla ve boyun kısmını kapı girişi yap. İşte kedim için şirin bir yuva. Düşündüğümden daha güzel oldu. Doğum günün kutlu olsun. Yuvasına bayıldı. Evim, güzel evim. Sen çok pofuduk bir oğlansın. Seni bütün gün mıncıklayabilirim. Sen dünyanın en cici köpeğisin değil mi? Anneye yine öpücük ver bakayım. Gıdıklandım. Bu çok iğrenç. Sen ne kadardır oradasın? Her neyse. Harika görünüyorsun. Sen bir şey unutmadın mı? Tabii ya. Bu koku da nedir? Kusacağım. Ha? Parfümüm hiç fena değildir. Bu çok tuhaf. Uf, bu çok fena. Bu benden gelmiyor. Demek ki... Buraya gel oğlum. Sen neler yedin öyle? Nefesin çok kötü kokuyor. Bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Pekala, köpeğin nefesinin taze naneli kokma zamanıdır. Birazcık diş macunu alıyoruz. Aç bakayım ağzını, dişlerin pırıl pırıl olacak. Hadi bakalım. Niye bu kadar zor ki? Sakin dur bakayım. Lütfen aç ağzını. Pekala, pes ediyorum. Başka bir yolu olmalı. Buldum. Diş fırçasının kafasını kes. Sonra bir lastik alıp parmağına tutkal sür. Sonra diş fırçasının kafasını ona yapıştır. Şimdi gereğini yerine getirebilirim. Biraz diş macunu lazım. Hadi bunu yine deneyelim. İşte bu. Bu dişlerin tertemiz olması lazım. Artık nefesin kötü kokmayacak. Çok basitti. Sen çok cici bir çocuksun. Evet, öylesin. Oh, başardım.
Dışarı çık bakalım Prenses İpek Bıyık. Seni gizlice sinemaya soktum. İyi ki seni yanımda getirebildim. Pardon. Sinemaya evcil hayvan sokmak yasaktır. Of. İşte gösteri için biletim. Hey, uyuyor musunuz? Ah, işte biletim. Ah, hey, onu içeri sokamazsınız. Evcil hayvan sokmak yasak. Ah, ama o evcil hayvan değil ki. Ah. Vay canına, bir böcek yüzünden bayılacağını ummazdım. Sıradaki. Pekala, gösteri izleme zamanı. Selam. Başının üstünde de ne var öyle? Sanırım bir şey değildir. Kıpırdadığını gördüğüme eminim. Başınızın üstündeki ne acaba? Aha, bir saç bantı. Ha, öyle diyorsanız. Buyurun. Evet, tam zamanında yetiştim. Olamaz. Şarlık nereye gitti? Yer gibi örümcek var. Olamaz, beni yakaladı. İmdat, yardım edin. İşte biletim. Çok havalı, burada bir örümceğin çalıştığını bilmiyordum. Olamaz, geri döndü. Tam orada durun bakalım. Yanınızda hayvan yoktur umarım. Hayır, hiçbir şey yok. İyi, biletiniz lütfen. Bir saniye. O da kim? Vay canına, çok havalıymış. Biletim. Vücut mu çalışmış, ne yapmış? Çekileyim bari. İsterseniz önden geçebilirsiniz. Vay canına. Nasıl yardımcı olabilirim? İşte biletim. Teşekkürler. Sıradaki. Ben mi? Ama biletimi zaten aldınız ya. Bakın, parçaları ayırdınız. İyi deneme ama bilet yoksa sinemada yok. Hey, sen şuraya geç. Yeni kısa yer aç. Neyse, ben de filmi yalnız seyrederim. Pardon, arkadaşımı dışarıya çıkarayım da. Selam Hamlet, seni sinemaya soktum. Ay, minik şirin bir hamsteri var. Bakabilir miyim lütfen? Tabii, buyurun. Çok sevimli ve sıcacık. Ne de yumuşacık. Harika şey. Vay canına, bir tane daha mı getirdiniz? Onu da bana verir misiniz lütfen? Hayır. Hamina bende kalacak. O en sevdiğim. Of ya. Keşke benim de sevecek hamsterim olsaydı. Emine, ne minik ve şirinsin. Hey. Hadi ikisini de bir araya getirelim. Çifte şirinlik. Bu izlediğim en güzel film. Ay, bakın Hamlet nasıl temizleniyor. Evet, biletimi tekrar bir araya getirdim. Eyvah! Abici! Yo! Tamam. Yanınızda evcil hayvan falan yok değil mi? Hayır, çantama bakın isterseniz. Elizabeth, ne komiksin. Olamaz, hayvan sokmak yasakmış. Bir yolunu bulmalıyım. Tamam, tişörtümün içine saklan.
Beni gıdıklıyorsun. Dolanıp durmayı bırak. Hey, yakalanacağız. Tamam, sizde sorun yok. Bilet lütfen. Ha, o ne yapıyor öyle? Hey, kes şunu. Ne tuhaf. Ama siz geçebilirsiniz. Ay, merhaba. Kusura bakmayın, heyecanlandım da. Dans etme hastalığınız falan mı var? Heyecanlanınca dans ederim de. Ay canına, aslında eğlenceli görünüyor. Dans etmeyi kim sevmez ki? Fırsat bu fırsat. Ah, gitmiş. Çık bakalım. Elizabeth, aferin. Hadi şimdi filmi izleyelim. Oh. Bilet lütfen. Tamamdır. Geçebilirsiniz. Ah, lütfen önümüze geçin. Çok teşekkürler. İşte biletim. Aslında sonraki seansa girsek daha iyi. Şüpheli bir şeyler var sanki. Yanınızda ev hayvanı falan yok değil mi? Hayır hayır. O benim bebeğim. Demek bebeğiniz. Aa, olamaz, neler oluyor? İşte bebeğiniz için. Ah, çok tebrikler. Merhaba cici bebek. Ay. Dokunmayın. Teşekkürler. Şimdi girip filmi izleyeyim. Alın size bir ayıcık. Evet, içeri sokmayı başardım. Vay canına, ne sevimli. Hey, şu köklü bebeğe bak. Bali de filmi izlemek istedi. Çünkü o çok çok cici bir bebek. Evet öyle. Ne tatlı. Ona bayıldım. Gördüm, en güzel film. Ya, ne kadar şirin hayvanlar. Yani insanlar demek istemiştim. Vay canına. Kim demiş temizlik yapmak sıkıcıdır diye? Hey, dikkatli ol oğlum. Burayı temizlemeye çalışıyorum. Ya hadi ama oynayalım. Hadi lütfen. Şimdi değil, tamam mı? Bir oyuncak buldum. Tamam, şimdi kitaplığın tozunu alayım. Neden onların tozunu alıyor ki? Bir şekilde dikkatini çekmeliyim. Bana bak! Her şeyle oynamak istiyorum. Kitaplar çok tuhaf. Ayakkabılara bayılırım. Pekala, vites attırmanın zamanı geldi. Bu iş tam bana göre. Her yer pofuduklarla dolmuş gibi. Bu kadar güzel bir şeyi neden hapsederler ki? Joey! Sen ne yaptın böyle? Yoksa orada mı saklanıyorsun? Lütfen bana kızma. Hemen buraya gel. Merhaba. Bununla oynayabilir miyim? Hey, süpürgeden uzak dur. Burayı gerçekten süpürmem gerek. Ben çok ciddiyim Jolly. Hayır. Neden hiç söz dinlemiyorsun? Hadi biz. Ah, inanılır gibi değil. Buradan çok güzel kokular geliyor. Vay canına, ne kadar güzel bir poşet. Bayıldım. Şu sesin güzelliğine bak. Hey, bence içine sığabilirim. Burası bambaşka bir evren gibi. Kurtuldum. Jolly, ne yaptın sen? Bu poşet çöpler için. Hayır. Acaba şimdi ne yapsam? Ah, sonunda bitti. Ay, bu kedi de kim? Jolly.
Ne yapıyorsun? Ya sarılmak mı istiyorsun? Rüyanda görürsün. Ve alt tarafı bir soru sordum. Julie, beni duyuyor musun? Ben de koltukta beklerim o zaman. Aa, ne kadar da rahat bir koltukmuş. Bu sarı koltuk nasıl acaba? Yastıklar yumuşacık. Hala telefonda mı konuşuyor? Julie, yürüyüşe çıkabilir miyiz? Birazdan geliyorum. Bu bebek miydi? Şimdi gidebilir miyiz? Yakala. Evet, at. Hadi at. Ben geldim. Ha? Bir saniye. Tamam tamam. 5 dakika daha. Yakaladım. Ne? Joey, telefonumu geri ver. Konuşmam hala bitmedi. Of ya, vazgeçiyorum. İşte burada. Tamam tamam. Neden ciddi ciddi yazıyorsun? Bu şey ne kadar eğlenceli görünüyor. Ne yapıyorsun? Sadece 10 dakika daha. Tamam. Burası çok daha sıcakmış. Julie. Sanırım bugünlük işim bitti. Hadi gidelim, gel bakalım. Patilerine, klavyeye dokunma. Senin dikkatini nasıl dağıtacağımı biliyorum. Pisicik. Ha? Yakışan mı? Ne kadar çok ip var. Her seferinde işe yarıyor. Gerçekten mi? Bunu sonsuza kadar yapamam. Hadi gitme zamanı. Gel yanıma otur hadi. Şimdi mutlu musun pisicik? Ay tamam, seni sevmeyeceğim. Şu kediler yok mu? Köpek yoksa bunları paylaşmama da gerek yok. Aa, ne kadar da nefis görünüyorlar. Tavuk. Hadi git ve yatağına otur. Aha, bak oturuyorum. Patates kızartması ister misin? Hadi bir daha deneyelim. Hazır mısın? Yakaladım. Neredeyse yakalıyordun. Bir tane daha lütfen. Şimdi de bunları deneyelim. Yakala. Ay. Neredeyse yakalıyordum. Bu çok eğlenceliydi. Belki ekmek daha kolay olur. Aa, bu sefer çok uzağa gitti. Şimdi son kez bir şey deneyeceğim. Patlamış mısır seversin değil mi? Yakala bakalım. Evet, patlamış mısıra bayılırım. Öf ya. Tamam, yeni bir şeyler denesem iyi olacak. Bunun hepsi senin için. Ortalığı çok batırma ama. Artık kuzu içinde yiyebilirim. Her yer darmadağın oldu yine. Zaten ne bekliyordum ki? Annem en sevdiğim atıştırmalıkları almış. Meyve suyu, meyve suyu istiyorum. Atıştırmalık mı? Tam ağzıma layık. Çok susamışım. Ah, benim atıştırmalıklarımı mı yiyordun? Şapşal kedicik. Kediler bunları yememeli. Julie. Ha, efendim? Bunlar senin değil, tamam mı? Senin için özel mamalar aldım bak. Bunları sevmedim. Ha? Ama bu senin değil. Tamam peki, sadece bir tane. Al bakalım. Gerçekten mi? Bu çok saçma. Yoruldu sanırım. Ah aman, umarım bu sese uyanmaz. Ne olur uyanma.
Az kalmıştı. Sessizce. Ha? Bir yere mi gidiyorsun? Beni burada bırakamazsın. Beni de götür. Hemen döneceğim. Ah, o kadar da kötü değildi. Ah, efendim. Evet, evden şimdi çıktım. Öptüm. Olamaz. Az daha bunu unutuyordum. Kitaplarımı da alayım. Dışarı mı çıkıyorsun? Ya seni çok özleyeceğim benim biricik kedicim. Ya ne güzel kedisi kimmiş? Bıyıklarıma dokunurken dikkatli ol. Aa, hemen çıksam iyi olacak. İyi bir kedicik ol, tamam mı? Ha, bu da ne? Benim gitmemi istemiyorsun demek. Sen ne tatlı bir kedisin öyle. Merak etme, hemen döneceğim. Hadi görüşürüz. Bye bye. Tamam, şimdi hazırım. Julie. Ay, çok ilginç. Beni özleyecek misin? Nereye gitti bu? Bak, buradayım. Yakında fark edersin. Daha çok bir köpek sever misin yoksa kedi sever misin? Aşağıda yorumlarını bize yaz. Ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.